Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Biz ne yaptık abi ya? Biz şu an aniden karar verdik. Ankara'dan kalkıyoruz, İstanbul'a gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Bir saçlarımın papazlık muhabbeti geçti. Papaz gibisin falan dedi. Ben de korona var diye İstanbul'da bir çekimim olmuyordu, işim olmuyordu. Onun zamanını bekliyordum fakat hala çekimler yok. İstanbul bazında konuşuyorum. Ben biraz bu duruma sinir oldum açıkçası. Yanımda böyle papaz gibi takıldığı için benim saçlara bakın Urnay'ın. Aynen, o da bugün şey yaptı, tıraş oldu. Ben de böyle dem vurunca bu muhabbete, hadi dedi kalk gidelim. Bende de delilik var, onda da delilik var. Hadi dedim kalkıp gidelim. Nereye gidiyoruz? Sedat abiye gidiyoruz. Onu Clio zamanından bilenler bilir. Sedat Kalyoncu. Zaten ben İstanbul'a gittiğimde kesinlikle onda tıraş oluyorum. Şimdi de zaten onun yanına gideceğiz. Tıraş olacağım. Sonra tekrardan döneceğiz. Çok saçma sapan bir şey oldu da bizim de tatilimiz böyle olsun. Ne yapalım? Belki bir de denize menize gideriz. Gidersek. Öyle. Bakalım. Şimdi yakıtımızı alacağız. Çeyrek depomuz var. Hem de size Insignia uzun yolda ne yakar ne yakmaz. Konforun... Aynen. Konforu nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Güzel kaynaklı bir video olacak işte. Şele girelim biz. Şu an Ümitköy'deyiz. Buradan çıkmamızın avantajı ne kanka? Yakınız. Yani Keçiören'den, mesela ben Keçiören'den çıktığımda bir yarım saat falan seninle aramızda fark olur mesela gibi. Dolduralım. Evet. Araba bu. Temiz de zaten. Temiz olmadan yola çıkmıyoruz ya. Bu 1.6. 136'lık. Şöyle göstereyim. Hız sabitleyicimiz var. Zaten olması gerekenlerden bir tanesi bu segmentte. Merak ettiğim şey, ya çarpışma önleyici var. Bir de şerit takip falan var. Bunların da uzun yolda nasıl size konfor kattığını göstereceğiz. Şimdi depomuz da olsun şuradan. Ondan sonra bir yola bir çıkalım. Hayırlısıyla. Efendim, içinde varsa 10 litre var. Burası da bir 55 litre alacak. Totalde 65 litre alacak. 65 litre de iyi depo varmış sonra, ha. Aynen. Pompa attıktan sonra bir 80-90 liralık daha yakıt alıyor. 85 lira falan alıyor. Onu da gösterirsin zaten. Tamam. Bakalım nereye kadar alacak. Şimdi sıfırlıyorum. 3233. kilometredeyiz. Tamamdır. Gidiş dönüş sıfırladık. Bakalım ekonomik ne yapacak. Ekonomik kasmadan normal bir şekilde aynen gidip geleceğiz. Yani hadi fazla bakalım. Agresif de olmayacak. Zaten böyle ölümüne kadar olmayacak. Zaten 3200 kilometre hiçbir şekilde otobana çıkmadı bu araç. Evet. 7.1 şehir içi. Bakalım şehir dışında benim tahminim 6. Hadi sen bir şey söyle, ben bir şey söyleyeyim. Ben 6 diyorum. Sen 6 diyorsun, ben de şehir dışı, ama kaçla gideceğiz ortalama? 120'ye geçmeyeceğiz. 120-130 maksimum. Hani tamam. Yoluna göre. O zaman ben de diyorum ki akıyorsa akacak o kadar. 5-5.5 diyorum. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu arada Shell'den tabii olmazsa olmaz. Daha biz daha kahvaltı yapmadık abi ya. Kahvaltı yapıyoruz işte şimdi. Şuna bak. Şunları yiyelim de bari midemizi tutsun. Akıncı gişelerinden geçtik. Tamam, bundan sonrası artık tam olarak uzun yol. Aynen. Ortalamamız ne? Yaklaşık ortalamamız 30 kilometre falan geldik. 40 kilometrede 4.6. 4.6 iyi. 110-120 falan gideceğiz bakalım. Aynen. Apple CarPlay'imizi de açtık. Ya hava günlük güneşlikken yağmur da yağmazsın ya. Temiz şekilde yolculuk yapamıyoruz ya. Değil mi? Tam arabaların bir gidelim. Yani. Aynen öyle. Mümkün değil. Abi çok iyi yağıyor. Güzel yağıyor. Böyle çirkin bir yağış değil. Baksana şurası açık. Tam üzerimiz. Parça parça. Evet. Yol boyu muhtemelen Bolu tarafı böyle akıyordur. Evet. Yandık. Memnun musun aracın konforundan? Kankacığım, aracın konforundan memnunum. Şu anlık hiçbir sorun, sıkıntı yok. Yani lastiklerin yanaklarının kalın olması, D segment olması vesaire, bunların hepsi konforu işte olumlu yönde etkileyen şeyler. Arta yoluna aynı segment. Tamam işte D segment. Yalıtımı da güzel. Ben yalıtımını da gayet başarılı buldum şimdilik.
erkek asfaltta bile şey yapıyor yani. O sönümlemeyi gayet iyi yapabiliyorsun. Zaten çukuru vesaire hiçbir şekilde hissetmiyoruz. Hani aynen. Yanaktan bu dolayı. Bu segmente göre bu segmentin içinde bence gayet başarılı. Ya bir dümdüz gidemedik. Gerçekten. Yok daha. Yol çalışması varmış. Bir de onlar aşağıdan geldikleri için karşı taraf onlara çift şerit vermişler. Böyle biz de aşağı doğru akıyoruz ama öndeki kamyonlar tabii yeteri kadar hızlı gidemediği için yaklaşık 50 ile 60 ile gidiyorlar. Bayağı bir kuyruk oluştu. E tabii bir de yaz. İnsanlar tatile, memlekete, oraya buraya gidiyorlar. Karşıya yalnız tekrardan yağmur yağıyor. İlginç bir şekilde. Çok parçalı. Bazı yerlere yağmur yağıyor, bazı yerlerde günlük güneşlik. Emniyet şeridini kullanan eşek. Eşek işte bak, bunlar da birer eşek. Tek akıllı o çünkü. İşte. Gerçekten tek akıllı o. Arkamızda çakarlı bir SRX'i var. Selektör atıyor millete. Ya ben sana burada yol vermem. İstediği kadar çakar olsun yine yol vermem. Şimdi şu şerit takip asistanına bir bakalım, bir inceleyelim. Hazırda şurada ufaktan tatlı bir dönüş varken. Bence biraz daha sert virajda yapabiliriz bunu. Tamam böyle yapalım. Böyle düz yolda yapalım. Düz yolda yani şöyle yani, bırakayım yine virajı herhalükarda aldığını görelim. Biraz aldı. Direksiyonu almamı söylüyorum. Biz şu an viraj dönüyoruz bu arada. Evet. Direksiyonu arada ufak tepkiler vermemiz gerekiyor mecburiyetten. Onun dışında iyi. Evet. Şimdi şerit takip. Önümü göster, virajı göster. Hadi. Gösteriyorum. Şu an aldı. Tabii. Viraj onda. Yumuşak çeviriyor farkındaysanız, şey yapmıyor. Temas istiyor illa. Virajın iki şeridin ortasında kalmak yerine çarptıkça içeri atıyor. Evet. Çeviriyor. Keşke şey olsaydı, sağdakini soldakini okuyup ona göre ölçülü hani, gidebilseydin diyorsun. Mesela bir de düz yolda bir bakalım. Tabii, hemen şu. Bak, viraj güzel dönüyor çünkü sürekli yani. Önümüze geliyor şerit. Ama bak şimdi sağa vurdu bize. Bak şimdi sola attı. 3008 gibi de vurup pat diye çekmiyor. Hmm. 3008 yumuşak. Şunu yapıyor bak. Evet. Bunda o yok. Bu yumuşakça çeviriyor. Daha öncesinde algılıyor bunu. Evet. Bu da bu ne ya? Evet. Bolu'da tünelini geçtik. Yine bir yol çalışması. Son kaç kilometredir? 50 kilometredir falan biraz seri geliyoruz. Yani birazcık. Aynen. Bir de otobanda eğer aranızda bir şoför varsa hani genelleme yapıyorum. Sol şeritte geçtiğiniz zaman şahineyi kesinlikle kullan. Evet. Ya 240 ile geliyorsam çekil abi. Aynen çekil öyle. Girerim yani. Abi buranın yeşilliği de efsane değil mi ama ya? Her yerden ağaç fışkırmış. Ankara'nın kırmızısı. Kaç kilometre oldu onu bir gösterelim. Menzilimiz 934. Çıktığımızda 850 idi. Yani 100 kilometre kazançtayız şu an. Ortalamamız 6. 210. Yani 210 benim dediğime geldik ama. Ama inanılmaz sonda yani son 50 kilometre yani 200'ün altına görmedim. Aynen. 210. Normalde 5.5. 5 ile 5.5 arasıydı. Ya yine basar ama yine güzel. Yani. Evet. Onu da öyle söyleyeyim. Yine o yol öyle geçmeyeceği için yine de gösterelim şöyle bir. Çünkü o yol bu yol bu şekilde gitmiyor. Ne ev var ne bir şey var. Aynen öyle. En tatlısı öyle. Basmıyorum bu arada. Çeyrek basıyorum şu an. Bassam da gideceği evet. Belli bir altı. Ama son 50 kilometremiz şu şekilde. Bu arada harbi yine basmıyorum ya. Sinekler. Şöyle efsane. Çekil. 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 Çekil.
çekil, çekil. İşte. Korumacılık mı yapıyorsun? Her zaman kardeşim. Eskortluk bizim işimiz. Paralı parasız fark etmez. Yeter ki direksiyon verin bana. Şu sinek ellerine bak ya. 315 km olmuş. 6.7 ortalama. Ama niye? Biraz korumacılık oynadık. Eskortluk oynadık biraz. Şakarlı bir araç vardı. S-Class. Abi Maybach ya. Maybach. S560. Arkasında. Oynadık yani. Audi de oynadı. Sabit bastık ya. Yok 200 olmadı. 170-180. Bayağı iyi gittik ama. Şu an Sapanca Gölü sağımızda değil mi? O Sapanca Gölü. Aynen. Demin görünüyordu da şimdi ağaçların ardından görünmüyor pek fazla. Şu an yani Sapanca'dayız. Abi geldik 90 ya. 90 kilometremiz var. Kaçta çıktık? 2'de çıktık. Saat 4'ü 40 geçiyor. 2 saat 40 dakika. Yani 3 buçuk saate falan girmiş olacağız. Evet. 3 saat 20 dakika pardon. 10 dakika falan. Evet. Olmazsa olmazımız neydi? İstanbul'un Boğazı'nın köprüsünün hikayesi ya da videosu. Bir Ankaralı olarak tabii hoşumuza gidiyor. Gördük. Aynen öyle. Şöyle bir de sağ şeritten şunlardan. Çok güzel değil mi ya? Şurası Sarıyer. Alt taraf. Viyana konsolosluğu da burada. Deniz göremeyen masum köylüler olarak içimiz eridi şu an. Evet, en sağ şeritte. Bayağıdır trafikteyiz. Hatta şöyle göstereyim. Sedat Kalyoncu'nun yanına 23 kilometre kalmış. 53 dakika diyor. Ortalamamız da şöyle 6.7'den daha fazla yukarı çıkmadı. Ama güzel ya, az yakıyor. Yani o kadar yüklendik ettik. Bir de videonun başına ne dedik? Basmayacağız dedik. Biz 2.5 saatte İstanbul'a girdik. Valla 2.5-3 saatte girdik. 3 saattir de trafikteyiz. Aynen öyle. Tam akşam trafiğine kaldık. Bir de cuma günü olduğu için bir yandan da o sıkıntı var. Ya sabahtan beri trafikteyiz. İstanbul'a girdiğimiz dakikadan beri daha 50'yi görmedik. Evet. Neyse, sağlık olsun. Artık oraya gidince ben tekrardan kayıt alırım. Evet. Sedat abinin yanına da geldim. Saç tıraş olup geri dönüyoruz. Benim de gözlerim biraz yaktı keratin. Şunu uyguluyoruz. Her geldiğinde zaten keratin olmazsa olmazlarımızdan. Benim saçlarım biraz dalgalı. O yüzden keratin biraz şart. Özellikle düzleştirici etkisi olan hani o keratinler gerçekten benim için şart oluyor. Sabah aradım Sedat abiyi. Abi dedim ben atladım geliyorum. Gel dedi, işini gücünü bıraktı sağ olsun. Gözlerim de yanıyor şu an. Damat tıraşını erteledik. Vallahi. Adam damat tıraşını bırakmış. Bana da söylemiyor ki, sen söyleseydin ben şey yapmazdım, gelmezdim yani. Yarın gelirdim. Neyse. Şöyle şimdi biraz kürleşecek galiba. Evet. Ondan sonra da işlem tamamlanacak. Aynen. Sedat abiden çıktım. Saçları kestirdim. Bu arada takipçiler de geldi sağ olsun. Yakaladılar ama ben şimdi Ankara'ya dönmek zorundayım. O yüzden kısa bir görüşme oldu. Kendinize iyi davranın. Abi Allah'a emanet. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz. Ve tekrardan yola koyulduk. Dönüşe geçtik. Aynen, dönüşe geçtik. Bir günde İstanbul'a git gel adlı bir vlog. Bunun ismini ben böyle koyarım. Yok, daha önce hiç yapmadım. Ben çok yaptığım için benim için anlam ifade etmiyor. Ben çok yaptığım için benim için. Şu an İstanbul'dayız, Avrupa yakasındayız arkadaşlar. Geldi, basık.
Aha, rakip mi geldi? Nereden geçecek? Solumdan. Makyajsız. Kankacığım bize deli diyorlar ya. Çok akıllı bir yanımız yok. Deliyiz evet. Günübirlik İstanbul'a gelecek kadar deliyiz. Hatta günübir bile olmalı. 12-15 saat toplamda değil mi? Evet. 2'de çıktık. Şu an 12.30. 15 saate biz 15 saat gelip dönmüş olacağız. Halbuki daha erken olabilirdi. Biz 4 saat abi, akşam cuma akşam trafiğine çok kaldık. Çok kötü oldu ya. O çok kötü denk geldi. Yani. Komple akşam trafiğinin olabileceği saate biz denk geldik tam. O biraz tabii biliyorduk da biz bu kadar bilmiyorduk hani. Aynen öyle. Of. Abi aga be. İyiydi, güzeldi görünüş. Kuaförün adı neydi? Sedat Kalyoncu. Sedat Kalyoncu ellerine sağlık bize. Çok vallahi güzel çok bir yemek yaptı. Aynen tavuk aynen. Sote yaptı. Tavuk sote yaptı var ya, efsaneydi. Bu arada giden herkes eğer şehir dışından gidiyorsa önceden arasın, şu saatte geliyorum, benim tavuk sotemi hazırlayın deyin. Aynen öyle. Kesinlikle yiyin yani. Ben aşçıyım, aşçı olmama rağmen bu adamın elin lezzeti efsaneydi orada ben. Güzeldi. Gerçekten Allah güzeldi. Razı olsun. Güzel de ağırladı bizi. Şimdi ne yapacağız biz? Şu an dönüş yolundayız. Bir kahve içelim. Bir yarım saat öyle zaman geçer. Ondan sonra da yola revan vururuz. Aynen öyle. Bu arada toplam 550 kilometrede yarım deponun bir tık üstündeyiz. Yani geri dönüşümüz dahil. Bu kadar gazlamaya çok iyi ya. Bir dönüşümüz dahil olacak. Gitmiş aynen. Olacağız dönüşümüzü. Bir halletmiş olacağız. Çeyreğin bir tık altı kalır. Gibi. Kırmızıya geliriz. Yokuş çıkacağız. Evet. Koy. Doğru diyorsun. Bana verecek misin arabayı ya? Hayır. Ya bana arabayı vermiyor ya. Uyutmam da diyor. Ya ben eğer niye uyursa son ses müzik açacağım. Ben bunu da net söyleyeyim. Ya huysuz adam ya. Neyse arkadaşlar, biz şimdi bir kahve falan içelim. Biraz böyle bir kendimizi bir toparlayalım. Sonrasında yola çıktığımızda ara ara ben gene kesitler alacağım. Haberleşiriz. Şu an Efkan uyuyor. Bir 350 kilometremiz kaldı Ankara'ya. Uyuduğu için de videoyu çekemeyecek. O yüzden ben devraldım en azından. Ufak bir kayıt daha olsun. Beyefendi camış gibi yatmaya devam ediyor. Dönüş yolundayız. Hadi hayırlısı. Kazasız belasız inşallah. Evet, şu an Ankara'ya yaklaşık 100 kaç kaldı? 110 kilometre falan kaldı. Yine her uzun yolda olduğu gibi Sis'e yakalandım. Yani şu an ben kullandığım için yakalandım diyorum kanka, öyle bakma. bakalım ne zaman biter, ne yapar hiç bilmiyoruz da. Böyle Sis'lerimizi yaktık. Sis benim olayım, benim. Mesafeli bir şekilde gidiyoruz. Ben Afyon'da sürekli Sis'e giren adamım. Bütün olayım Afyon'daki Sis. Tabii. Sürekli İzmir'i yaptığı için o Afyon'da bir bak, İzmir'e giderken Afyon'u yakalıyor. Afyon'da yakalıyor. İstanbul'a giderken de Bolu civarında yakalıyor. Ben işte Sis benim olayım yani. Benim sürmem lazım. Yanlış yerde değiştirdim. Keşke İstanbul'u çıkarken sana verseydim. Burada ben alsaydım. En yalnız Sis kazanırdım. De bitti. Videoyu açınca Sis bitti harbiden. Güneş de doğdu. Biz de Ankara'ya girdik. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Biraz da yorulduk. Yaklaşık 15 saatte İstanbul'a gidiş ve gelişimiz oldu. 1000 kilometre. Aynen. 955. kilometre. Şimdi size şu yol bilgisayarını göstereyim. 955 kilometre, 6.6 ortalama var. Ortalama hızımızda şehir içi trafik falan karışık. 77.2 diyor. Şu anda Ankara'ya girmiş bulunmaktayız tam anlamıyla. İyi oldu, güzel oldu. Evet, var mı diyeceğim bir şey? Bir de radara girmiş olabiliriz. Evet, yok girmiş olabiliriz de. Evet. Girdik, 200 de kurtarırsak iyi. 488 bekliyoruz. Aynen baktığımızda. Öyle. 6.6 ortalama... 1002 gelmez de 488 gelecek gibi. Aynen. 6.6 ortalamamız var. Uzun yol ortalama süratimiz 180-220 arasıydı. onun dışında
955 kilometre yol yaptık. Bunun 100 kilometresi şehir içi, 50 kilometresi trafik. 150 kilometreyi içe saysak 800 kilometre otoban sürüşümüz var. Bizim tahminimizce 110-120 olarak gittiğimiz zaman bu araçla ortalama yakıt tüketimimiz 5.2-5.5. Daha evet. Fazlası mümkün değil. Çünkü biz bu kadar yemesine rağmen 6.6. Evet. Bayağı yüklendik 6.6. Ya videonun başındaki o yani basmayacağız ama ekonomikte gitmeyeceğiz şeyi yalan oldu. Kendi tabii. Kendimizi çürüttük. Çünkü ben de şey yok. Ben yavaş süremem ya. Evet la. Ankara kapısı. Ulu Önder Atatürk. O zaman sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Saçlarım hakkında da yorumları bekliyorum. Sedat abiye de tanıyanlar bir selam çaksın yorumlarda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.